konser alanına gelmiş bulunmaktayız. Yavaş yavaş burası tıklım tıklım dolacak birazdan. Dolanacağız mı harbi ya? Ve biz de gençlerden görüşlerini alacağız. Sayın kameramanım Mehmet Üngür ile birlikte. Farkındasınız. Birlikte yaşıyoruz. DJM konserleriyle başladı. Sonra Cumhuriyet sahnesi. Sonra 10 Kasım'da çok muhteşem bir gece yaşadık. Şimdi Öğretmenler Günü atmosferiyle birlikte de üniversitelerimizde etkinlikler yapmaya çalışıyoruz. Dışarıdaki kalabalık çok güzel. Gençler başka bir şey anlatmaya çalışıyorlar. Z kuşağı diyoruz. İşte onlar şöyledir, onlar böyledir diyoruz. Benim kendi çocuklarım da var Z kuşağı. Ama hafta sonu parti programı vardı. Bir sunum izledik. Gençler evet isyankar, evet protest, evet başka şeyleri önemsiyorlar ama son bir soru var gençlere. Ne için mücadele edersiniz? Ne için kavga verirsiniz deyince vatan diyor, millet diyor, bayrak diyor, cumhuriyet diyor, Atatürk diyor. Bu çocuklar bu topraklarda büyüyor, bu topraklarda eğitiliyorlar ve en güzeli bizim kültürümüzle büyüyorlar. Vatan, millet, bayrak sevgisiyle büyüyorlar. Gelelim Yücel Yılmaz'a. Güzel bir dokunuş yapıyor. Gençlerin dilinden anlıyor. Gençler istiyor. Biz sadece getiriyoruz, organizasyon yapıyoruz. Salonlar dolup taşıyorlar. Balıkesir bununla da anılmaya başladı. Kültür ve sanat şehri olarak Balıkesir artık gittiğimiz her şehirde ya ne kadar güzel işler yapıyorsunuz diye duyulmaya başladı sanat camiası. Balıkesir'e sanatçılar geldiği zaman çok güzel ayrılıyorlar. Kendi işlerinde konuşuyorlar. Bir kez daha işte Sefo geldi, Rain Man geldi, Güneş geldi, Jungkook. Bir sürü özel sanatçı geldi. Bir sürü özel sanatçı sırada. Kendileri de çok memnunlar. Bu çok önemli bizim için. Sanatta da anılmak, sanatta alternatif programlarla anılmak bizim için çok önemli. Taksim'de canlarımızı kaybettik. Şehit öğretmenimiz var. 5 yaşında şehit yavrumuz var. İşte medya duayeni Hıncal Ulucu kaybettik. İşte bu hafta tiyatrocu ustalarımızı taşıyan minibüs kaza yaptı. 3 canımızı kaybettik. Ama hayat devam ediyor. Bu devam eden hayattan yas üretmemeliyiz. Yas üretmek terörün ve terör sevicilerin ekmeğine yağ sürmektir. Biz dimdik ayakta durduğumuzu bugün bu gençlerle ispat edeceğiz inşallah. Size de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Duygu ve düşünceleriniz neler? Çok şaşırdım Balıkesir'de böyle bir şey olmasına. Ama çok mutlu oldum yani. Değişik bir etkinlik Balıkesir için. Öyle. Teşekkürler, iyi eğlenceler. Yani eğleniyorum, evet, güzel. Yani belediye başkanının da böyle bir program düzenlemesi gençler için güzel bir şey bence yani. Vizelerden sonra gayet iyi oldu yani bizim tarihi için. Tutturmuş yani. Aynen, tutturmuş. Balıkesir Üniversitesi normalde böyle şeyler düzenleme diye biliyorum ben. Çünkü en son Teoman gelmiş bundan bir 5-6 bayağı önce galiba. 10 sene önce falan biriyle konuşmuştum. Hani böyle güneş olması falan şaşırttı bayağı gelmesi falan. Umarım devamı gelir diye düşünüyorum. Yaz şenlikleri vesaire olur diye istiyoruz yani. Teşekkür ederim. Sizden de. Beyler dön. Kameraya dön. Abi niye kameraya dön? Sana mikrofon geldi. Nerede kameraya? Evet. Konser hakkında duygu ve düşüncelerinizi alalım. Abi bu adam abi tanımıyoruz. Ama iyi, güzel.
Ben de sevdim abi. Sesi güzel değil. Güneşi bekliyorum. Ben onu bilmiyorum mesela. İyi eğlenceler. Ya bir... Ne konuşuyorum? Hiç tanımadığım bir kadın. Sadece suçlarımdan biri kısmını biliyorum. Sırf onun için geldim. Suçlarımdan biri deyip gideceğim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.